IFD 9506 ve 9507 ile virtual konu noktası oluşturma. Örnek olarak elimizde IFD 9507 bulunmakta. Buna göre VFD Soft programı ile C2000 serisi sürücüye IFD 9507 aracılığıyla bağlantı sağlayacağız. IFD 9507'miz C2000 serisi sürücüye ARES 485 artı ve eksi uçlarından bağlı. IFD 9507'miz bilgisayarımıza ise Ethernet portundan bağlı. Buna göre ilk olarak cihazın protokol ayarlarını yapmamız gerekiyor. Hem sürücümüzün hem de IFD 9507'mizin. Zaten sürücümüzün C2000 serisinin 0.0 parametresi istasyon adresi. Örnek olarak burayı 1 ayarladık. 0.02 parametremiz 9600 ve 0.04 parametremiz ise 8.01 artıyor olarak ayarlandı. Eğer IFD 9507 kullanacaksanız haberleşmeniz muhakkak artıyor olmalı. Buna göre aynı şekilde 8.01 artıyor ve 9600 istasyon adresi ise birden farklı. Yani sürücünün istasyon adresinden kesinlikle farklı olmalı. Buna göre cihazın kendi üstünde 4 adet dip switch bulunmakta. En sağdaki switch baud rate, bir solundaki data format, geri kalan ikisi de adres, istasyon adresi. Buna göre bu switch konumlarını nasıl ayarlamamız gerekiyor? İstasyon adresimizi örnek olarak 9 ayarlayacağız. Buna göre 16 üzeri 0 olan dip switch'i 9'a getireceğiz. 16 üzeri 1 olan switch ise 0'da kalacak. Böylelikle istasyon adresimiz 9 olmuş olacak. Data formatımızı 8.1 olarak yapmalıyız. Buna göre araştırıyoruz. Buradan istediğiniz formatı seçebilirsiniz. Burayı 8.1 artıyor olarak ayarlayacağız. Bunun için switch konumunu 1 yapmalıyız. Burayı 1 olarak ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında da baud rate'imiz 9600. Yani bunun için switch konumunu 8'e getirmeliyiz. Cihaz üzerinden bu ayarları yaptıktan sonra cihazın default IP'si 192.168.1.5'tir. Buna göre bilgisayarımıza da yine bir sabit IP atamalıyız. Çünkü bilgisayarımız ile IFD 9507 Ethernet üzerinden bağlı. Bu şekilde 192.168.1.41 olarak bir istasyon adresi atadım. Daha sonrasında DJSoft'u açıyoruz. Buradan arat dediğimizde direkt IFD 9507'yi buluyor. Üzerine çift tıklayıp IP adresini de görebiliriz buradan. Bu default IP adresidir. Burayla işimiz yok. Yapacağımız ayar Basic menüsündedir. Buraya Master Configuration kesinlikle serial master olmalı. Ve buradaki Comp Protocol setup'umuz ise User Defined COM2 ARES 485 olarak seçilmeli. Buradan gerekli protokol ayarlarını da doğru bir şekilde yapın. 9608NAN1. İstasyon adresini zaten switch konumundan ayarladığınızda otomatik olarak buraya gelecektir. Az önce de söylediğim gibi istasyon adresimizi örnek olarak 9 yaptık. Artıyor modda. Daha sonrasında uygula diyoruz. Burada görünen virtual com noktasına tıkladık. Burada yeni bir virtual com noktası oluşturacağız. IP adresini elimizde girmek yerine direkt otomatik olarak aratırsak direkt modülü bulacaktır. Burada yapacağınız tek şey bir com port atamak. Burada dikkat etmeniz gereken bilgisayarınızda olmayan herhangi bir com noktasını seçin ki çakışma olmasın. Örnek olarak com14 noktasını seçtim. Başka hiçbir ayar yapmıyorum. Okey diyorum. Create successful. Başarıyla oluşturuldu. Artık VFD Soft'u açabilirim. COM portumuzu 14 olarak ayarlamıştık. RTU 9608NAN1. Görüldüğü üzere direkt C2000 serisi sürücüye IFD 9507 aracılığıyla bağlandık. Buradan istediğimiz şekilde frekansını ayarlayabiliriz.
Aynı zamanda tabii ki de sürücünün üzerinde de bu değerler değişmekte. Buradan parametreleri okuyabilirsiniz. Aynı şekilde parametre değişikliği yapıp yaptığınız değişiklikleri de sürücüye yazabilirsiniz. Bu şekilde VFD9507'de Virtual Com noktası oluşturduk. Ve bununla da VFD Soft aracılığıyla C2000 serisi sürücüye bağlandık. Aynı işlem 9506 için de geçerlidir. Bu şekilde cihazları kullanabilirsiniz.